Galatasaray'ın benimle ilgilenmesi gerçekten benim için öncelikle çok mutluluk verici bir olay. Burada olduğum için de çok mutluyum. Süreç şu şekilde ilerledi. Yani benim Bursaspor'dan ayrılacağım kesinleşmiş gibiydi. Sonrasında milli takım kampına katıldım. O süreçte aslında transferi düşmemem gerekiyordu. Çünkü milli takımla alakalı önemli bir turnuvaya katılacaktık Avrupa Şampiyonası'na. O süreçte benim bir sakatlığım vardı. Tamamen konsantrasyonum benim sakatlığımla alakalıydı. Orada oynayıp oynayamayacağımla alakalıydı. Ama sonrasında tabii şampiyonada oynayamayacağım haberi gelince doktorlarla hani kontrol altına aldılar beni. Oynayamayacağım söyleyince ben de Bursa'ya geri döndüm. O süreçte birçok takımdan da teklif aldım açıkçası. Yurt içi ve yurt dışından teklifler aldım. Ama Galatasaray yönetimi gerçekten bu transferin arkasında sonuna kadar durdu. Sayın Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri. Hepsi sonuna kadar benim arkamda durdu. Verdikleri sözün arkasında durdu. Ben de aynı şekilde onlara bir söz vermiştim. Bu süre zarfında çok fazla uzatmadan onlar da bu işi bitirdiler. Ben de geldiğim için buraya gerçekten çok mutluyum. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ederim. Kulüple geldiğimiz yerler gibi, yani Avusturya'ya gidiyoruz bazen. İşte burası genelde kamp ortamları böyle oluyor. Güzel oluyor. Benim de en sevdiğim hava şartları bunlar. Yağmurlu havaları ben çok seviyorum. Yağmurlu havalarda maç oynamayı da çok seviyorum. Yani böyle, genelde güneşli havaları fazla sevmiyorum ben. Yani, ama yani şu anda mutluyuz takım olarak. İyi de çalışıyoruz burada. Serin olması bizim için tabii ki avantaj. Zaten o yüzden buralar seçiliyor. Tabii zaman zaman yoruluyoruz ama şu anda her şey yolunda. Dün de biliyorsunuz hazırlık maçı oynadık. Koray arkadaşımız sakatlandı. Gerçekten onun önünden çok üzgünüz. Ona da Allah'tan acil şifa diliyorum. Dün de gerçekten iyi oynuyordu Koray. İyi gidiyordu. Nazar değdi. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza geri döner. Antrenmanlara gelecek olursak gerçek güzel gidiyor. Arada 3 antrenman da oluyor. Bugün biraz daha böyle dinleniyoruz. Çünkü dün maç oynadığımız için. Gerçi ben oynamadım ama. Yarın ve öbür gün yine 3 antrenmanla devam edeceğiz. Güzel gidiyor. Çalışmamız gerekiyor zaten. Yani geçen sene biliyorsunuz kötü bir yerde bitirdik. Bu sene demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. Gerçekten takımda özverili. Hocamız da iyi antrenmanlar yaptırıyor. Keyifli, çok sıkıcı bir antrenman tarzı da yapmıyoruz. Futbolun gerektirdiği şekilde çalışıyoruz. Şu anda her şey güzel antrenmanlarda. Çalışıyoruz ama bunun karşılığını alacağız tabii ki. Çok disiplinli. Ben o kadar hani disiplinli bilmiyordum hocamızı. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Ama gerçekten çok disiplinli. Oyuncularla birebir çok iyi giriniyor. Mesela maçın içinde antrenmanlarda olsun. Bir saniye bizi boş bırakmıyor. Biraz dinlenmeye çalışıyorum. Hemen görüyor beni. Serdar diye bağırıyor bana oradan. Şu anda gerçekten hocamız disiplinli. Disiplin her zaman önemlidir yani. Özellikle Türkiye'de bence disiplin sonuna kadar önemli. Disiplin olmayınca maalesef biraz bizim ülkemizde suistimal ediliyor bazı güzel olaylar. O yüzden disiplin önemli. Böyle olduğu sürece daha da takım maç içerisinde daha ateşli ve daha kontrollü olacağını ben düşünüyorum. Transfer olduğumda Selçuk abi aradı zaten. Hayırlı olmasını diledi. Buranın çok farklı bir camia olduğunu ve arkadaşlığın güzel bir aile olduğunu söyledi bana. Ben de gerçekten buna emindim zaten. Yani buraya gelmeden önce de birçok arkadaşımla milli takımlarda da konuşuyorduk. Buraya geldikten sonra onu zaten hissettim. Burası bambaşka bir camia. Tabii benim ilk transferim yani daha önce başka bir kulüpte oynamadım Bursaspor'dan başka. Zor olacağını düşünüyordum ama şu anda gerçekten çok rahatım ve burada olmaktan dolayı mutluyum. Arkadaşlık da güzel. Milli takımdan arkadaşlarımı tanıyorum, diğerlerini rakip olarak tanıyorum. Herkes burada saygılı birbirine karşı. Herkes işini yapıyor. Çok fazla şeyle meşgul olmuyor. Çok böyle farklı bir arkadaşlığımız yok takım içerisinde, huzur bozan. Şu an dengeler de gayet iyi. Yani burada şu anda her şey yolunda benim için. Gayet kendimi iyi hissediyorum. Yani şu anda herhangi bir problemim yok. Allah'a şükürler olsun. Önemli bir sakatlıktan çıktım. Atlattım sonunda. Yener hocamız da sağ olsun benimle çok yakından ilgilendi. Transfer olmadan önce de, milli takım kampından önce de benimle bayağı ilgilenmişti. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani gerçekten önemli şeyler bunlar. Şimdi başka bir kulübün doktoru olmasına karşın yine de benimle çok yakından ilgilendi. Sağ olsun sakatlığımı da atlattım. Takım antrenmanlarına katılıyorum. Beraber takımda antrenman yapıyorum. Uzun süredir takımdan ayrıydım. Yani takım antrenmanları yapamıyordum. Gerçekten özlemişim aynı zamanda. Dün maçta oynamadım çünkü kontrol amaçtı. Yeni daha antrenmanlara başladığım için direkt maç oynamamızı uygun görmedi hocamız ve doktorumuz.
Umarım ikinci maçta oynarsam benim uzun bir süre sonra maç oynamış olacağım ve o benim için ayrı bir mutluluk olacak. Tabii rakip olarak yıllarca oynadık orada. Galatasaray'da bir gol atmıştım Bursaspor formasıyla o statta. Yani müthiş bir atmosfer var. Milli takım ilk maçımda Kazakistan'a karşı oynamıştım orada. Orada da gol atmıştım Kazakistan'a karşı. Sahaya çıktığımda tüylerim diken diken. Çünkü rakip olunca çok fazla hani şey olmuyor ama kendi arkanda hissedince desteği inanılmaz bir atmosfer olmuştu. Tüylerim diken diken olmuştu böyle. Sanki üşüyor gibiydim statta. Çok çok müthiş bir atmosfer vardı. İnşallah lig başladığı gibi takım olarak arkamızı alırız taraftarı. Ve o müthiş taraftarla beraber uzun süre her zamanki gibi şampiyonluklardan şampiyonluklara koşmak istiyoruz. Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Galatasaray'ın İsviçre kampındayız ve bu akşamki antrenmanda az önce başladı. Bizler de canlı yayında Galatasaray'ın antrenmanını ekranlara getiriyoruz. İsviçre'de aralıksız devam eden yağış altında bugünkü çalışma gerçekleşiyor. Ve ilk olarak da futbolcularımız az önce teknik direktör Jan Olde Rikering etrafında toplandılar. Kısa bir konuşma yaptı oyuncularına teknik direktör Rikering ve sonrasında da ısınma hareketleriyle ve koordinasyon çalışmasıyla oyuncular antrenmana başladı. Bir şey demek istiyorum. İki senedir beraber oynuyoruz. Bence geleceğin en iyi stoperlerinden birisi. Tabii ki kötü bir sakatlık geçirdi ama o daha güçlü döneceğine inanıyorum. O yüzden öncelikle ona geçmiş olsun diliyorum. Hem benim adıma hem takımımızın adına. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır.
Şu an kamptayız. Her şey çok iyi gidiyor. İyi çalışıyoruz. Bu sene inşallah 3 kupaya da adayız. Her zaman olduğu gibi. Hocalarımızla beraber bütün takım dediğim gibi iyi çalışıyor. Hazırlık maçlarımız var. İnşallah dediğim gibi iyi çalışıp iyi hazırlanıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Sonuçta burada 25 tane 30 tane oyuncu oluyor. Hepsi de oynamak istiyor. O yüzden gayet normal yani pozisyonlarda daha çok kişi olması bence rekabeti arttırıyor ve herkes performansını bence daha çok da arttırıyor. O yüzden kimi ise hoca onu oynatır. Tabii ki hepsi yetenekli. Sinan, Bruma, Podolski de var, Emrah var. Yani hepsi yetenekli oyuncu. Hepsi iyi oyuncu. O yüzden de biz elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz. İnşallah. Yani tabii ki herkes bireysel iyi olmak istiyor, katkı sağlamak istiyor. Ama burada sonuçta bir takım var. Bir takım içinde en iyisi, hoca en iyisini kim görürse, kimi layık görürse orada o maçta oynatır. Tabii ki insanı üzüyor ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Yani 34 hafta boyunca ya da 50, senede 50 maçta her zaman en iyi şekilde oynayamazsın. Ben tabii ki her zaman iyi hazırlanıyorum. Her zaman elinden gelen en iyisini yapmak istiyorum ama bazen olmuyor. Türkiye'de zaten bir maçta kötü oynadığında bazen eleştiriliyorsun. O yüzden yani dediğim gibi ben her zaman elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki insan üzülüyor ama o üzenlerin de cevabını vermesini biliyorum ben. Yani bence her şey bizde bitiyor. Biz iyi çalışırsak, biz istersek bence Galatasaray'ın önünde hiç kimse duramaz. Taraftarlarımıza beraber tabii ki. Onların da desteği lazım. Zaten onlar olmazsa zaten biraz bir eksik oluyor. O kupa aldığımız zamanlar yani statlar doluydu. Ben mesela maça çıktığımda çok heyecanlıydım. O desteği hissettiğimde yani çok daha iyi bir performans sergiliyordum bence. Onların desteği tabii ki önemli. Geçen sene de dediğim gibi biz kendimize sormamız lazım. Ben kendime, bütün takım kendisine sorması lazım. O yüzden de bu sene inşallah o zaaflarımızı kapatıp bu sene inşallah 3 kupayı da almak istiyoruz. Türkiye'de bütün Türk oyuncuları oraya gitmek isterdi. Ben de tabii ki gitmek istiyordum yani açıkçası. Bunu hoca da biliyordu ama hoca için de kolay bir karar değildi yani. 31 tane oyuncu vardı. Onun 8'i çıkması lazımdı. Benim için biraz kritik olacağını biliyordum ama her zaman içimde bir umut vardı. Tabii ki çok gitmek istiyordum. Yani Türkiye için orada faydalı olmak istiyordum. Olmadı yani. Hocanın kararı, saygı duyuyorum. İnşallah bundan sonra Dünya Kupası var. Hem Sinan hem beni de inşallah çağırır. Tabii ki önce performansımızı bir arttıralım. İnşallah tabii ki Türkiye'ye faydalı olmak istiyoruz. Bunu küçüklüğümüzden beri istiyoruz. O yüzden inşallah hocamız çağırır ve Dünya Kupası için elimizden gelen en iyisini yaparız. Maalesef geçenki maçta çok sevdiğim bir kardeşim gibi Koray kardeşim kötü bir sakatlık yaşadı. Maalesef bu sporda, futbolda bu sakatlıklar olabilir. Ama daha güçlü döneceğini en içten umuyorum. O yüzden buradan da ona küçük bir mesaj. Yasin abi dediği gibi bütün cami arkasında inşallah sağlıklı ve en iyi şekilde bize geri döner. Ondan sonra beraber inşallah bir sürü kupa kazanırız. Ya Galatasaray'a ilk geldiğimde tam 2 sene önce tabii ki hiç kimse Sinan Gümüş'ü bilmiyordu. Küçük bir Stuttgart'ın ikinci akımından geliyordum. O yüzden benim hedefim hep önce bir öğrenmekti. Hani büyük abilerimden idmanda görmek, maçlarda görmek. Her şeyi böyle üstüme alıp böyle nasıl diyorum hani öğrenip ondan sonra ben de sahada göstereyim. Öyle bir amacım vardı. İlk sene tabii ki az bir şans hoca bana vermişti. O yüzden ikinci sene bu kadar iyi geçeceğini tabii ki belki hiç kimse önceden demedi böyle güzel geçeceğini. O yüzden bu sene Allah'a şükür iyi geçti. Yine de bir 3 aylık kötü bir sakatlığım da benim vardı. Ama onu da atlattık. O yüzden tabii ki taraftar sevgisi bir oyuncu için büyük bir motivasyon. İnşallah bu sene benim adıma,
camia için çok önemli bir sene. Yine bir şampiyon olmak istiyoruz. O yüzden ben bu sene takıma katkı verebilirsem ne güzel bana. Hedef tabii ki şampiyonluk. O yüzden kim süre alırsa o inşallah en iyi şekilde değerlendirir. Çünkü ilk 11 oynarsan mesela 70, 80, 90 dakika oynarsın veya 60 dakika oynarsın ama önemli olan takım olarak ben çıkarsam Yasin abi girerse veya Yasin abi çıkarsa ben girersem o onun gösterdiği performansını belki ben de aynısını ve üstüne katmam lazım. O şekilde inşallah bu sene ben oynarsam, Brum oynarsa, Podolski Yasin oynarsa inşallah takım olarak çok başarılı oluruz. Ofansif oyuncu olarak tabii ki bir hedefin var sezon öncesi. Selçuk abi de bana sezon bitmeden önce dedi ki seneye senden 15 tane gol bekliyorum. O yüzden 15 olursa çok mutlu olurum. Benim için çok önemli olan bir ailem var. Ailem Allah'a şükür çok arkamda duruyor. Takım içinde de abilerim var. Bugüne kadar hiçbirine böyle üzmediler. Hep yardımcı oldular. Yanlış yaptığım şeyleri de hemen bana uyardılar, dediler bunu daha yapma. O yüzden Allah'a şükür güzel iki yıl burada yaşadım. Ve inşallah bir sürü yıllar daha burada yaşarım. Sosyal medyaya gelirsek tabii ki orada biraz Podolski'ye de baktım. O zaten maşallah her gün bir resim paylaşıyor. O yüzden biraz ona da göz baktım. O ne yapıyor, ben ne yapabilirim diye. O yüzden biraz da dediğiniz gibi destek çok var sosyal medyadan. O yüzden onları da biraz kırmak istemiyorum. Çünkü onlar hep diyor bir resim paylaş, onu yap, bunu yap. Hani onlar da biraz böyle takip etsin beni. O yüzden bu yıl büyük bir proje var sosyal medya için. Daha tercihimi yapmadım. Tabii ki önce bir teklif gelmesi lazım bir tercih yapmak için. O yüzden bugüne kadar daha resmi bir teklif gelmedi. O yüzden bekliyoruz. Tabii ki biz bu konuları hep iyice düşündük ama sonuçta doğma büyüme Almanya. Biraz da şu ana kadar pasaport sıkıntısı var. O yüzden ama gönlüm tabii ki Türkiye için. O yüzden bir teklif gelsin, ondan sonra zaten açıklama yaparız. Bir gün deplasma maçında yemekte oturuyorduk. Ondan sonra işte Wesley de duydu hani Robin'i çok sevdiğimi. Dedi bir saniye bekle. Sen de vardın o gün yanımızda. Bir baktım FaceTime'dan Arjen Robben. Arjen'i aradı. Orada Arjen Robben mi yoksa? İşte orada 2-3 dakika bir görüşmemiz vardı. Güzel geçti. İsviçre'de Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor ve şu sıralarda da futbolcularımız antrenmanda bir araya geldiler ve o detayları da şimdi sizlerle paylaşacağız. Kameraman arkadaşım Ali Zenner de futbolcuların antrenmanının detaylarını ekranlara getirecek. Ben şöyle kenara çekiliyorum ve antrenmandan detayları da izliyorsunuz sevgili seyirciler. Tabii sabah saat 10.30'da yerel saatte bir antrenman gerçekleştirdi oyuncular. Ardından da şimdi akşam antrenmanında, günün ikinci antrenmanında yeniden bir araya geldiler. İsviçre'de günlerdir devam eden yağış sonunda kesildi ve artık biraz da olsa güneş kendini gösterdi. Zaman zaman tabii esen bir hava ama güneş de etkisini gösteriyor ve öyle bir ortamda futbolcularımız çalışmalarına devam ediyor. Kamp kadrosundan bir tek Koray Günter yok. Sakatlığı nedeniyle Almanya'ya gitti ve bir ameliyat geçirecek. Onunla ilgili bilgiyi paylaşayım size. Ameliyattan önce de bir rehabilitasyon süreci olacak. Bu şu anlama geliyor. Dizin ameliyata hazır hale gelmesi için bir tedavi süreci olacak ve sonrasında da ameliyat edilecek Koray Günter. Umarız ki en kısa zamanda yeniden aramıza ve takım arkadaşlarına döner diye umut ediyoruz. Evet, futbolcular kısa bir düz koşunun ardından şimdi topla pas çalışması gerçekleştiriyor.
iki gruba ayrılmış durumdalar. Sol tarafta ve sağ tarafta oyuncular antrenörlerimizin nezaretinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Kamptayız, İsviçre'nin Gvat bölgesindeyiz ve röportajlarımız da devam ediyor. Bugün de yanımıza Galatasaray'ın başarılı kalecisi Cenk Gönen var. Cenk, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni sezon öncelikle hayırlı olsun, öyle dileyerek başlayalım. Teşekkür ederim hepimiz için, camiamız için, taraftarlarımız için, herkes için hayırlı ve başarılı bir sezon diliyorum ben de. Şimdi yeni sezonu konuşacağız ama ben ilk soru olarak geçen sezonun sonuna gitmek istiyorum. Bir Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Aslında pek istemediğimiz gibi geçen bir sezonda ama sonrasında bir kupayla kapattık ve orada kupamızı kaldırdık. Çok mutluyduk taraftarımız önünde. Neler söyleyeceksin Antalya'daki finalle ilgili olarak? Sizin de dediğiniz gibi gerçekten ligde istediğimizi elde edemedik. Ardından da Avrupa cezası gelince kupa olmazsa olmazımız oldu. Finalde de üzerimize düşen görevi yaptığımızı düşünüyorum ve ezeli rakibimiz karşısında güzel bir galibiyet alıp muhteşem taraftarımızın önünde sezonu iyi bir şekilde bitirdik. Benim açımdan da gerçekten kupa almak çok iyi oldu. Çünkü Galatasaray'daki ilk sezonumda gerçekten bir kupayla bitirmek istiyordum. O da bana nasip oldu. Ayrıca bunun için de kendimi şanslı hissediyorum. Muslera'ya Galatasaray'a gelmeden önce de birçok karşılıklı derbi oynamıştım. Kendisi sağ olsun beni hep Türkiye'nin en iyi yerli kalecisi olarak gösteriyordu. Dediğiniz gibi kendisi dünya çapında bir isim. Üstün özellikleri var kalecilik anlamında. Kişilik anlamında da gerçekten egosu çok düşük ve çok iyi bir insan. Kendisiyle olsun diğer takım arkadaşlarım, kaleci arkadaşlarım İsmail Eray, hocalarım Mustafa Eray ve Fadıl Hoca'yla çok iyi bir kalecilik anlamında çok iyi bir birliklerimiz var. Bu da sahaya bu sene daha iyi bir şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Taferel, o da kendisi de Mustera gibi zamanında dünya çapında isim yapmış bir kaleciydi. Ve antrenörlük hayatında da çok iyi bir öğretici. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Gerçekten bir senede çok değiştiğimi ve kariyerimin daha çok uzayacağını düşünüyorum. Çok güzel bir ortam. Yeşillik, dağ, havası, mis gibi. Her kamp gibi bu kampta yoğun ve yorucu geçiyor. Umarım çalışmalarımızın semeresini sezon boyunca alacağız ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak amacımız kupada ve birlikte. Bunun için çalışıyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Vickering hocamız takımla iletişimi gerçekten iyi. Futbolcularla iletişimi birebir olsun, takımımızda olsun, sağlıklı bir iletişim içerisinde. Pozitif futbolu benimseyen, daha çok pasa dayalı bir futbol benimseyen ve sisteme çok önem veren bir hoca. Sezon başından da itibaren beraber olmamız ve bizden istediklerini, beklentilerini daha çok sahaya yansıtabilmemiz açısından hazır kampını beraber geçirmemiz önemliydi tabii. O yüzden bir sezona hocayla başlayıp onunla devam etmek açısından avantajımız var. İnşallah iyi olacak yani. Bir takımda daha evvelden de oynadım zaten. Ve bir defa daha fazla oynamak için de sabırsızlanıyorum gerçekten. Her futbolcu için kendi ülkesinin milli takımı kutsaldır. Benim için de kutsal. Benim tek yapmam gereken şey çok iyi çalışıp bana gelen fırsatları iyi değerlendirmek. Bunun akabinde de milli takımımıza o kutsal formaya yeniden davet edileceğimi düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Ya güzel bir duygu tabii. Taraftarlarım sağ olsunlar iyi günde, kötü günde, yağmurda, çamurda, deplasmanda, sahamızda hep desteklerini esirgemiyorlar. Kendi üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapıyorlar. Ben de kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum ve sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel bir duygu tabii Galatasaray taraftarının önünde oynamak. Başka bir duygu. Çok itici güç mü ya taraftar sizin için? Tabii ki de itici bir güç. Yani taraftarın verdiği coşku, takımın arkasında 12. adam. Yani çok farklı bir duygu yani. O anlatılmaz yaşanır sahada olmak gerekiyor onun için. Tempo gayet iyi olması gerektiği gibi. Çünkü iyi çalışmamız lazım. Sezon başında gerçekten kuvvet, güç depolayıp akşamüstü de genelde teknik ve taktik ağırlıklı idmanlar, toprağı ağırlıklı idmanlar yapıyoruz.
Bunlar yapmamız gerekli şeyler dediğim gibi sezon içinde başarılı olmak istiyorsak. Bence şu ana kadar gayet iyi, yorucu, yoğun ve ama başarı için olması gerektiği şekilde gidiyor diyebilirim. Galatasaray çalışmalarını aralıksız devam ediyor ve bugün de sabah saatlerinde bir çalışma gerçekleştirdik. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından da top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi takımımız. Sonrasında da soğuma hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Jan Olde Rikering oyuncularını sık sık uyardı ama bu uyarılar ne yapmaları gerektiği yönündeydi. Antrenmanı zaman zaman durdurarak oyuncularına yapmaları gerekenleri bizzat kendi gösterdi ve ardından da oyuncularından bunu istedi. Oyuncuları da buna olumlu yanıt verdi ve bir hayli hırslı ve istekli oldukları da gözlerden kaçmadı. Hem teknik direktör Jan Olde Rikering hem de oyuncular çok hırslı ve istekliydi. Şimdi Galatasaray'ın önünde iki hazırlık mücadelesi var. Onlardan ilki pazar günü oynanacak. Ardından da salı günü bir mücadele daha oynadıktan sonra da Türkiye dönüşü olacak. Bakalım bu iki hazırlık maçında Jan Olde Rikering nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak. Tun mücadelesinde neredeyse tüm oyuncularını deneme fırsatı bulmuştu. İlk yarı ve ikinci yarıda değişik 11'lerle sahaya çıkmıştı Jan Olde Rikering. Zaten hazırlık kamplarının amacı da tüm oyuncularının performanslarını görmek. Dün akşam bir idman vardı. O idmanda yağmur altında yapılmıştı ve çift kale maçta kıran kırana geçmişti. Bugünse İsviçre'de günlerdir yağan yağmur sona erdi. Artık güneş zaman zaman yüzünü gösteriyor ve hava birazcık bir nebze de olsa ısındı diyebiliriz. Galatasaray televizyon ekranlarından İsviçre'den herkese mutlu akşamlar. Galatasaray'ın akşam antrenmanı hala devam ediyor. Daha önceki bağlantıda belirtmiştik. 4 grup halinde dar alanda çift kale maç yapılıyor diye. İşte o maç devam ediyor. 4 takım arasında turuncu, sarı, beyaz ve yeşil takım olmak üzere 4 takım bu çift kale maça devam ediyor. Ve bizler de ekranlara getiriyoruz sevgili seyirciler. Bakalım kazanan kim olacak? Tabii bunu da hepimiz merakla bekliyoruz. Kıran kırana bir çalışma oldu, geçiyor hala ve oyuncuların isteği, hırsı görülmeye değer gerçekten. Zaman zaman özellikle pozisyonlarda işte offside pozisyonu olduğunda ya da faul pozisyonu olduğunda itirazlar sanki gerçek bir maç oynanıyormuş gibi. Buradaki antrenmanın bu bölümü öyle geçiyor. İşte futbolcuların yeni sezon hazırlıkları böyle. Şu anda Sinan Gümüş kaleciyle karşı karşıya. Evet, Eray kurtardı. Güzel görüntüler, güzel pozisyonlar izliyoruz sevgili seyirciler. Ve oyuncuların bu hırsı, bu isteği. Umarız ki yeni sezonda Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda bir işareti olur.
Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler. Sevgili seyirciler, Galatasaray'ın İsviçre kampındayız ve bu sabahki antrenmanın detayları içinde karşınızdayız. Az önce futbol takımımız buraya geldi ve çalışmalara başladı. Bizler de canlı yayında ekranlara getiriyoruz. Az önce topla kısa bir çalışma gerçekleştirdi oyuncularımız. Şimdi ise kondisyon ve ısınma hareketleriyle, koordinasyon çalışmasıyla antrenman devam ediyor. Bu sabah 7.30'da cross çalışmasıyla başladı gün aslında Galatasaray için. Spitz bölgesinde doğal bir koşu parkurunda yaklaşık yarım saat süren bir çalışma gerçekleştirdi oyuncularımız. Tüm takım bu koşuya, bu cross'a katıldı. Jan Olderikering yönetiminde 30 dakikalık bir koşu gerçekleştirdi oyuncular. Nefes açma ve o güzel havayı solumak için, ardından da tekrar otele döndü oyuncular. Kahvaltı yapıldı ve az önce de Lahn Stadı'na gelindi antrenmanda. İkinci antrenman, günün ikinci antrenmanı da başlamış oldu az önce. Nasıl geçiyor kamp? Öyle başlayalım. Yaklaşık pazar gününden, pazarı sayımdan pazartesi itibaren buradayız. Beşinci gün burada. Nasıl geçiyor kamp, basın toplantıları? Özellikle şunu belirtmek lazım. Herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun futbolculara verdiği para cezaları sonrasında acaba kampın nasıl geçeceği, bunun takıma verdiği reaksiyon ya da elektrik nasıl olacağı şeklinde, ama gerçekten beklenenin aksine burada başta Wesley Sneijder olmak üzere gerçekten işini profesyonel ve doğru şekilde yapmaya çalışan bir Galatasaray futbol takımı var. Hem basın toplantısı olsun hem antrenmanlarda olsun gerçekten elinden geleni en iyisini yapmaya çalışan ve teknik heyetle uyum açısından, elektrik açısından gerçekten iyi bir frekans yakalamış bir futbolcu topluluğu var. Aynı zamanda da özellikle Rikering'e bir parantez açmak lazım diye düşünüyorum. Futbolcularla olan iletişim gerçekten çok üst düzey durumda. Vallahi bana sürpriz oldu. Yani ilk defa yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ve şelalenin bir hayli yakınına geldik. Gerçekten inanılmaz bir görüntü şu anda var. Alp dağlarının zirvelerinden eriyen karlar sonrasında oluşan şelale büyük bir hızla akıyor. Şimdi birazcık daha ileriye gitmeyi deneyeceğiz. Bakalım şelaleye ne kadar yaklaşabileceğiz. Ve Adel Boden de artık
ulaşabileceğimiz son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şelalenin en yakınına gelmiş durumdayız. Daha da ileri gidemiyoruz ama buradan bile muhteşem görüntüsünü görebilmek mümkün. Gerçekten olağanüstü bir manzarayla karşı karşıyayız. Adel Boden'de, İsviçre'de muazzam bir şelale, dağlar, orman ve bitki örtüsü gerçekten inanılmaz. Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Galatasaray'ın İsviçre kampındayız ve bu akşamki antrenman da az önce başladı. Bizler de canlı yayında Galatasaray'ın antrenmanını ekranlara getiriyoruz. İsviçre'de aralıksız devam eden yağış altında bugünkü çalışma gerçekleşiyor ve ilk olarak da futbolcularımız az önce teknik direktör Jan Olde Rikering etrafında toplandılar. Kısa bir konuşma yaptı oyuncularına teknik direktör Rikering ve sonrasında da ısınma hareketleriyle ve koordinasyon çalışmasıyla oyuncular antrenmana başladı. Bugünle ilgili sizlere detayları paylaşalım. Sizler de antrenmanı izlerken sabah yerel saatle 7'de kalktı oyuncularımız ve 7.30 itibariyle de Spitz denen bir bölgeye gittik. Yani kamp yaptığımız yere yaklaşık 10 dakika mesafede bir yer. Orada cross çalışması gerçekleştirdi oyuncularımız. Yarım saat süren bir koşu gerçekleşti. Doğal bir ortamda, gerçekten çok güzel bir yerde nefes açma ve cross çalışması gerçekleştirdi oyuncularımız.